zaman geldim ruhum, görmedim seni. Uçaktan atlarken unuttum galiba, özledim. Sarıl bana ruhum, ne olur sar beni. Çığlıklar geçti üstümden, bulutlar geçti. Ve o gençlik günlerimizde sen ve biz. Seni öldü sandım ruhum, biliyor musun? Sensiz yaşamaya alıştırdılar galiba. Özledim. Whoa, 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 whoa.
Karşıda görünen hey dost, ne güzel yayla. Bir dem süremedim vallahi, giderim böyle. Ala gözlü pirim pirim, sen himmet eyle. Ben de bu yayladan hey dost şaha giderim. Ala gözlü pirim pirim, sen himmet eyle. Ben de bu yayladan hey dost şaha giderim. Halkın diline hey dost destan olursa, kara toprak senden senden üstün olursa, ben de bu yayladan hey dost şaha giderim. Kara toprak senden senden üstün olursam, ben de bu yayladan hey dost şaha giderim. Breaking news. The LCPD has dispatched elite noose teams throughout the metropolitan area as Liberty City is gripped by a fresh wave of terror and violence, which many believe is linked to terrorism. Haberin merkezine, Wheels Haber'e hoş geldiniz. Ben spikeriniz Ali Çakmak. Bugünkü haber başlıklarımız Liberty City'de yaşanan terörizm olayları ve Los Santos'ta yaşanan faili meçhul cinayetler. Bundan tam 6 ay öncesinde ünlü uyuşturucu baronu Heisenberg, yani gerçek ismiyle Rıfkı Şen, cesedi yanmış bir şekilde sahilde bulunmuştu. Bunun soruşturması devam ederken bugün yeni cesetler de eklendi. Eklenen cesetler içerisinde isimler oldukça düşündürücü ve korkutucu. Los Santos'un suç dünyasının ünlü isimleri bugün hepsi tek tek sırayla öldürüldü. Bu ölümlerin arkasındaki sır perdesi ne? Ya da birbirleriyle olan bağlantısı ne? Daha fazla ceset gelecek mi? Ya da Los Santos ne zaman huzura kavuşacak? İlk ölen isim Lester Chase. Lester Chase kendisi siber saldırı suçundan yıllarca hapis yatmış. Daha sonrasında da devlet için çalıştığı düşünülen bir ajan. Seyir halindeyken aracı havaya uçuruldu. Bir başka isim de Martin Madrozo. Suç dünyasının önde gelen isimlerinden, baronlarından. Hem uyuşturucu hem de silah kaçakçısı büyük bir adam. Bugün havada uçağı infilak etti. Polis hala incelemelerini devam ettiriyor. Bir başka isim ise Trevor. Trevor Phillips. Trevor Phillips ise suç dünyasının aranan isimlerinden. Seri katil, tetikçi, uyuşturucu kaçakçısı. Bugün evinde uğradığı bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ve son isim ise Smirin Yatırian. Büyük bir galerisi var ve araba sektöründe sözü geçenler arasında. Bugün galerisinden çıkarken arabası bombalı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Bu ölümlerin arkasındaki sır perdesi ne? Ölümlerin arkasında kimler var? Ya da daha fazla kişi ölecek mi? Tüm bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda arayacağız.